Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Namaz gibi, oruç gibi farz ibadettir. Gizli mi yapmamız gerekir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri farz ibadetlerin hepsini de cemaatle beraber eda ederdi. Farz namazı cemaatle eda ederdi. Cemaatle eda edilmesini teşvik ederdi. Oruç farzdı. Bir kimsenin normalde farz orucu göstere tutmasını söylerdi. Hatta hani birisi ona sataşsa, ona bir şey söylese derdi ya, yani sen kavga etme, ahlakını bozma, ona ben oruçluyum de. Yani normalde bir farz orucu tutarken bir kimsenin kendi kendisine oruçluysa oruçlu olduğunu beyan etmesi yine sünnet-i seniyeden sayıldı. O yüzden burada hac zaten zahir olarak ibadet ediliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Burada sadece ibadetlerin içerisinde namaz ve oruçla alakalı böyle şeyler söylenir. Ama bütün ibadetler bu noktada, hani nafilelerin haricinde olan ibadetler göstererekten yapılır. Mesela zekat, o kimse göstererekten dağıtabilir. Bunda bir beis yok. Farz namazı göstererekten kılar. Bunda bir beis yok. Mesela zikrullah bir açıdan farzdır. Allah'ı zikredin ayet-i kerime. O yüzden Allah'ı zikreden, zikredin emri olunca Allah'ı zikretmek farzdır. O yüzden bir kimse Allah'ı zikri de göstermesinde bir beis yoktur. Allah'ı zikrin, Allah'ı zikrederken saklamak, onu bu noktada göstermemek de bu manada uygun değil. O yüzden farz ibadetlerin hepsi de gösterilerekten icra edilir. Bunda bir sıkıntı yok. İş ve günlük hayatımda zaman zaman idrak sorunu ve dikkat eksikliği yaşıyorum. Nasıl aşabilirim? Bunları normalde bir zahiri olarak sıkıntıları var. Bu idrak sorunu ve dikkat eksikliği yiyeceklerden, içeceklerden oluyor. Bir, az yiyecekler. İki, otantik ve natürel beslenecekler. Bir, az yiyecekler. İki, otantik ve natürel yiyecek herkes. Otantik ve natürel olmayan yiyeceklerden uzak duracaklar. Bunun batini meselesi var. Batini de o kimsenin haramlarla iştigal etmesi. Harama bakması, haramı düşünmesi, kalbinden devamlı haram geçirmesi. O kimsenin normalde idrak ve aynı zamanda da odaklanma problemi olur. Harama bakmak, harama derin derin bakmak, haramı düşünmek, haramın üzerine hayal kurmak, o kimsede hem idrak problemi hem de bu noktada odak problemi olur. O yüzden bunun için de tövbe edip gözünü haramlardan uzak tutması lazım. Yani göz zinası denilen, hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, gözün zinası vardır, elin zinası vardır, kulağın zinası vardır, dilin zinası vardır, ayağın zinası vardır, kalbin de zinası vardır der. Gözün zinası bir kimsenin harama bakmasıdır. Elin zinası bir kimsenin harama dokunmasıdır. Ayağın zinası o zinaya doğru yürümektir. Dilin zinası, dudağın zinası o haramı öpmek, haram konuşmaktır. Kulağın zinası haramı dinlemektir. Kalbin zinası da haramı düşünmektir. O kimsenin kendi kendine haramı düşünmesi, haramı tefekkür etmesi, kalbinde devamlı haramla alakalı geçmesidir. O haramın kalbin zinasıdır. Kalbinden böyle zina ile alakalı, işte erkekler elin adamını, elin kadınını düşünür. İşte normalde kadınlar da kendi ehli olmayan bir adamı düşünür. O zaman da o ne olmuş olur? Kalbin zinası olur. Böyle olunca o kimse kendi içerisinde odak problemi ve idrak problemi yaşar. İdrak ve odak problemi yaşar. Allah muhafaza eylesin. Amin.
Bir arkadaşımın babası beyin kanaması geçirdi. Şu an yoğun bakımda. Bunun için sizden ve kardeşlerimden dua talep etti. Allah şifa versin inşallah. Rabbim muhafaza eylesin. Çaylarınızı için hem ben de içeceğim. Dördüncü hadise gelmişiz. Buradaki bu hadislerle tasavvuf adlı kitabın inşallah oradan devam edeceğiz. Ebu Hureyre naklediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah gökte bir iş yapmaya hüküm verdiği zaman melekler onun emrine boyun eğerek kanat çırparlar. Ve tıpkı o emirler düz ve kaygan taşın üzerinde zincirin çıkardığı sese benzer. Cenab-ı Hak yaratılmış değildir. Allah yaratandır. Allah'ın yarattığı her şey sonradan olmuştur. Yani onun normalde dili böyle değişik eserlerde hadis denir ona. Sonradan yaratılmış bir şey. Sonradan olan her şey hadistir. Cenab-ı Hakk'ın vahyi, emri, kelamı yaratılmış değildir. Ama bu meselenin hani vahyin anlaşılması, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinden kopup gelen emrin anlaşılması için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadis-i şerifte bunu bir şeye benzetiyor, teşbih ediyor. Teşbih etmek, benzetmek. Şimdi hani bununla alakalı Çanakkale'de Mevlana Kültür Merkezi'nde Arabi konuşurken teşbih, tenzih ve zikri konuştuyduk çok. Ve her teşbihin tenzihi gerektiği ile alakalı başlangıçta ama sonradan o kemale erdiğinde derviş her teşbihi tenzih etmeyeceği, teşbihin bu noktada hani tenzihe gerek kalmadığını söylemiştik. Bunu Çanakkale'de Arabi sohbetlerini takip eden arkadaşlar bunu daha iyi hatırlayacaklar. Şimdi her teşbih hani o değildir. Yani tenzihi gerektirir. Ama bu normalde derviş kemale ersin. Bu noktada biri yakalasın, tevhidi yakalasın diyedir. Yoksa teşbihi reddetmek bu manada hem ayet-i kerimeyi hem de hadis-i şerifi reddetmektir. Ayet-i kerimeyi reddetmek nasıldır? Hani Cenab-ı Hak yerin de göğün de nuru Allah'tır. O nur ki işte bir lambanın içerisindeki zeytin yağının vermiş olduğu ışık gibidir diye tabir eder ya Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak burada kendisi kendi nurunun anlaşılması için, kendi nurunun bu noktada bilinmesi için bir teşbihte bulunur. Aynı şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bir teşbihte bulunuyor. Diyor ki Cenab-ı Hak bir şeyi emrederse vahyediyor çünkü Cenab-ı Hak meleklere vahyeder, peygamberlere vahyeder, Allah arıya vahyeder, Allah bitkilere vahyeder. Bu noktada vahyin kendi içerisinde dereceleri vardır. Amma ve lakin Cenab-ı Hak vahyeder.
O arı normalde veyahut da hücreler bu noktada Cenab-ı Hakk'ın bütün her şey, bunu yaratılmış olan her şey onun vahyinin altındadır. Cenab-ı Hak bütün her şeye vahyeder. Arıya vahyeden taşa toprağa da vahyeder. Vahyeder ki o toprak ne olur? Normalde beden olur, vücut olur ve Adem olur. Vahyeder, Adem'e ruh üfler. Vahyeder Cenab-ı Hak. Bütün hayvanata vahyeder. O hayvanat Cenab-ı Hakk'ın vahyiyle nerede ne yapacağını, nerede ne edeceğini bilir. Veyahut da bütün böceklere vahyeder. O böceklere vahyolunaraktan böcekler neyin nasıl olduğunu bilir. Veya bütün bitkilere Cenab-ı Hak vahyeder. Bütün bitkiler bu noktada vahiyle hareket ederler. O buğday vahiyle hareket eder. O elma vahiyle hareket eder. O meyveler vahiyle hareket eder. Cenab-ı Hak okyanuslara vahyeder, sulara vahyeder, rüzgara vahyeder, güneşe vahyeder. Aya, yıldıza, kainata her ne var ise hepsine de vahyeder. Hepsine de. Vahiy o yüzden biz böyle sadece peygamberlere gelir diye düşünürüz ama o peygamberlere gelen vahiy Cebrail aleyhisselam aracılığıyla gelen vahidir. Bu vahiy özel bir vahidir. Bu peygamberlere has bir vahidir. Ama öbür türlü Cenab-ı Hak varlığın tamamına vahyeder mi? Evet. Siz farkına varsanız da varmasanız da sizin hücrelerinize de vahyeder. Bunun farkındasınız veya değilsiniz. Cenab-ı Hakk'ın vahyinin erişmediği hiçbir şey yoktur. Allah yaratmış olduğu bütün her şeye vahyeder. Her şeye. Ve Cenab-ı Hak bir şeye emrederse, bir şeye vahyederse bu insanların kendince düşüncesinin ve aklının üstünde bir şeydir. Bu vahyi alan bir kimse veya alan bir şey, bunu normalde ancak vahyin tecelliyatı onda görülür. Vahiy çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğu için o kelamı bir şeye benzetmek mümkün değildir. Çünkü yani onu bir şeye benzetmek yine o teşbihtir. O teşbihin tenziyehe ihtiyacı vardır. Ama normalde buradaki şey onun anlaşılması içindir. Hani o meselenin anlaşılması için teşbih olması gerekir. Çünkü teşbih akla hitap eder. Teşbih kalbe hitap etmez. Her teşbih aklın işidir, akla hitap eder. Cenab-ı Hakk'ın Allah nurunu tanımlarken, teşbih ederken Kur'an-ı Kerim'de akıl sahiplerine teşbih ediyor. Allah'ın nurunu anlasınlar, tanısınlar, bilsinler diye. Yine aynı şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de yine teşbih ediyor. Burada teşbih aynı zamanda farz, aynı zamanda da sünnet oldu. Farz oldu, farz olmasının Nur suresindeki o normalde lambayla alakalı Cenab-ı Hak nurunu anlatırken o lambayı örnek veriyor. Bu teşbih etme bu ayet-i kerimeyle Nur suresinde zannediyorum 35. 36. 37. 38. ayetler. Yani o ayetlerde Cenab-ı Hak sonra bir ara bakarsınız ona. Yani Allah'ın nurunu tarif ederken lambanın içerisinde yağın yanmasıyla ve onun bitmeyeceğini, onun tükenmeyeceğini anlatır. Şimdi demek ki teşbih bu noktada Kur'an-ı Kerim'le sabit olunca farz oldu. Aynı zamanda da buradaki bu normalde hadis-i şerifte de hadis-i şerif Buhari'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçiyor. Hadis-i şerifle de ne oldu? Teşbih bu noktada yine sünnet oldu. Yani bir şeyi, bir Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatını veya bir Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şeyi bir şeye benzetmek bu manada ayet ve hadise uygun oldu. Şimdi bunu bu kitaba almalarının sebebi ne? Sufiler
kendi üzerine gelen varidatları ve tecelliyatları teşbih sanatıyla aktarırlar, öğretirler, sufiler. Sufiler normalde kendi kalplerine gelen tecelliyatı veyahut da kendi vücutlarına gelen tecelliyatı veyahut da kendi manalarına gelen tecelliyatları teşbih ile anlatırlar. Teşbih ile anlattıkları için, delil olması için bu kitabın yazarı bu hadis-i şerifi buraya almış. O zaman teşbih ayetle ve hadisle sabit olmuş oldu. Rabbim bizi normal bu noktada hata yapmaktan uzak eylesin inşallah. Amin. Şimdi tabii normalde mesela teşbih ederken bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeter. Tabii bunu bir kısım bu sonradan gelenler hoş önceden de bu tartışma olmuş da hani bu bazı hadis-i şerifleri inkar ediyorlar, reddediyorlar. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben Rabbimi en güzel bir şekilde gördüm diyor hadis-i şerifte. Böyle olması tabii o da Tabarani'de geçiyor. Başka bir hadis-i şerifte mesela ben Rabbimi çok yakışıklı genç erkek bir delikanlı suretinde gördüm diyor başka bir hadis-i şerifte. Şimdi bu da bir teşbihtir. O Cenab-ı Hakk'ı en güzel şekilde gördüm derken bu da normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de bu hadis-i şerifinle Allah'ı görmeyi teşbih sanatıyla bize aktarıyor, bize anlatıyor. Veyahut da ben onu çok yakışıklı bir erkek delikanlı suretinde gördüm derken de böyle bir teşbih sanatıyla bunu bize anlatıyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını bu manada teşbih sanatıyla bunu anlatmak, sıfatlarını böyle göstermek mümkün mü? Mümkün. Mesela İmam-ı Azam hani Allah'ın görmesini anlatırken Fıkıh-ı Ekber'inde der ki Allah'ın görmesi insanların görmesine benzemez. Ama normalde insanların görmesi Allah'ın görmesine bir delil midir? Evet. İnsanların görmesi Allah'ın görmesine benzer mi? Evet, hayır. Çünkü hiçbir şey onun sıfatına benzemez. Bakın, benzer mi? Evet. Ama hiçbir şey onun sıfatına benzemez. Hayır. Burada normalde teşbih ve tenzihi yan yana getirmek, yan yana götürmek. O zaman normalde benzetme sanatı ayetle, hadisle sabit olduğundan sufiler de o benzetme sanatını kendi içlerinde icra ederler. Rabbim cümlemizi iyi sufi olanlardan eylesin inşallah. Amin. Kırk beşinci hadis. İbn-i Mesud şöyle anlatıyor. Allah-u Teala vahiy yoluyla konuştuğu zaman gök ehli taş üzerinde çekilen zincirin sesi gibi çıngırak sesi işitirler ve bayılırlar, kendilerinden geçerler. Normalde bu hadis-i şerifte sonuçta o bir önceki okuduğumuz hadis-i şerifi devamı gibi. Demek ki gök ehlinden o varitada dayanamayıp bayılanlar varsa sufilerden de bu tip tecelliyatlara dayanamayıp bayılanlar olabilir. Evet. Yaklaşık 5 yıl önce yaptığım ticarette battım. Hala borcumu ödüyorum. Eş ve dostumun elden verdiği TL borçları TL olarak geri ödemem mi gerekir? Borç verenler zarara uğramış oluyorlar. Ama benim de nasılsa çok var, çok vereyim gibi bir durumum da yok. Hükmünüz nedir? Hanefiler bunun üzerinde kendi içlerinde tartışmışlar.
buna normalde ticareti ilgilendiren bir konu olduğu için bunu El Hidaye'den bakabilirsiniz. Net bir şekilde cevap vereceğim. Çünkü bu tecrübeyle sabit bende. Şimdi bir kimse TL borçlandıysa TL olarak öder. Dolar borçlandıysa dolar olarak öder. Altın borçlandıysa altın olarak öder. Hurma borçlandıysa hurma olarak öder. İşte buğday borçlandıysa buğday olarak öder. Ve bunların tüm fazlalıkları faizdir. Ne kadar fazlalık olursa hepsi de faize girer. Hatta değiştirse, TL'yi dolara çevirse yine faiz olur. Hem ödeyene faiz olur, hem alana faiz olur. Bu Osmanlı'da kağıt para çıktığında da tartışılmış. Osmanlı'da devlete veyahut da vatandaşlar kendi aralarında altın lira borçlananlar sonradan bunları kağıtla ödemeye başlamışlar. Tarih boyunca kağıt hep değer kaybetmiştir. Tarih boyunca kağıt hep değer kaybetmiştir. Tarih boyunca altın hep değer kazanmıştır. Tarih boyunca. Şimdi Osmanlı'da ilk kağıt para çıktığında bir kağıt paranın karşılığı bir altın liraydı. Ama çok uzun sürmedi. Bir müddet sonra bir kağıt para bir altın lira almamaya başladı. Osmanlı'da enflasyonla bugünkü dilde karşılaşma o zaman başladı. O zaman insanlar altın lira borçlanıp kağıtla ödemeye başladılar. Altın lira borçlanıp kağıtla ödeyince altın lira alacak olanlar zarar ediyorlar. Şeyhülislam'a müracaat ettiler. Şeyhülislam fetva verdi. Şeyhülislam makamı. Dedi ki altın borçlananlar altınla ödeyecek. Dolar borçlananlar dolarla, kağıt borçlananlar kağıtla ödeyecek. Şimdi sıra geldi normalde borç ödemeyle. Bir kimsenin borç ödemeye muktedir olduğu halde borcunu ödemezse o zalimdir ödemediği günler içerisinde. İyi bir Müslüman borcunu hızla öder. Gücü yettiğince varsa. Gücü yoksa yapabileceği adam bir şey yok. Gidip hırsızlık yapacak değil ya. Şimdi elden alınan borçlarda gün var ise o kimse güne tabi olmak zorundadır. Elden borçlanan kimse. Halit Hoca bana 5 lira ver, sana 10 gün sonra vereyim. Aa, 10 gün günlük aldım ben bunu. 10 gün sonra o borcu ödemekle mükellefim. 10 gün sonra ödemezsem ben sözümü yerine getirenlerden olmadım. Ben sözüne itibar edilen bir kimse değilim. Gün koydu, gününde icra etmedi, edemedi. Ama dedim ki Halit Hoca bana 5 lira ver, günü belli değil. Ben ne zaman ödersem o zaman alacak. Belki de Halit Hoca usulen şöyle diyebilir. Ben bu ara sıkışıkım, müsait misin? Değilim. Onun bastıracak, laf söyleyecek, kelam edecek, surat yapacak, tavır yapacak, trip yapacak hali yok, hakkı yok. Ben İslam hukukunu söylüyorum. O zaman borç alışverişlerinde bir kimse bir gün koyuyorsa gününe riayet edecek. İki gün koymuyorsa karşı tarafta bilecek gün koymadı buna. Alışveriş ise buna daha fazla dikkat edecek.
ticaret yapan kimseler ticaret yaparlarken dikkat edecekler. Günlerine tabi olmaya, karşı tarafa mağdur etmemeye dikkat edecekler. O yüzden bunlar deneme, yanılma, burada bir tecrübe var karşınızda. Cebinizde varsa cebinizdeki kadar ticaret yapın. Cebinizde yoksa borçlanaraktan ticaret yapmaya kalkmayın. Bizim gibi ülkelerde çünkü borçlanaraktan ticaret yapmak sıkıntılı. Dolar bir bakıyorsun 5.20, bir hafta içerisinde oldu 5.70. 50 lira az para değil. 100 bin dolarda 50 bin lira. 200 bin dolarda 100 bin lira. Yani 5.40'a kadar mı düştüydü bu geçenlerde? Öyleydi. Şimdi 5.70 kusur. 100 bin lirada 25 milyar. 200 bin lirada 50 milyar. 400 bin dolarda 100 milyar adamın zararı. Bir küçük araba parası. Yani bu böyle yüksek ticareti yapmayanlar için belki de önemli değil ama yüksek ticaret yapanlar için az bir rakam değil. Adam 400 bin dolarda 10 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 100 milyar kaybetti. Bu ülke ekonomisinin dengesizliğini gösteriyor. Dolar üzerinden adam ticaret yapıyorsa bir sıkıntı yok. Şimdi İsa'yı görünce aklım İsa'ya gitti. Allah yardımcısı olsun. Kumaş alıyor dolarla çünkü. Satıyor TL ile. Dolarla aldı 10 gün önce. İşte ne kadar tuttu? Dolarla aldığında kumaşın metresi 5.40'tı örneğin. Bir hafta sonra kumaşın metresi oldu 5.70. Öderken ödeyecek sonuçta. 4 ay içerisinde eğer 6 lirayı aşarsa adamın zararına bak. Bu tip o doların veya piyasanın dengesizliği insanları bir günde iflas ettiriyor. Ben sabaha kadar televizyondan izliyorum. Dolar şu kadar oldu, dolar bu kadar oldu, dolar şu kadar oldu, dolar bu kadar oldu. Sabah namazını kıldım, takip ediyorum daha. Sabah 8.30 oldu, ben iflas ettim dedim. O vardı ya Tansu Çiller'in devalüasyonu. Sabah saat 10 oldu, ben iflas ettim dedim. Yani bir gün önce normal bir tüccarsın, sabah iflas ediyorsun. Tecrübeyle sabit. O yüzden TL borçlananlar TL ödeyecekler. Dolar borçlanmış, dolar ödeyecek. Euro borçlanmış, euro ödeyecek. Altın borçlanmış, altın ödeyecek. Rabbim tüm borçlulara edalar nasip eylesin. Amin. Hem de tez zamandan inşallah. Amin. Cenab-ı Hak hiçbir derviş kardeşimizi bu dünya topraklarına borçlu olarak bastırtmasın inşallah. Amin. Kurban kesilirken belli bir süre başından ayrıldım. Geldiğimde kurban kesilmişti. 7 ortak girdiğimiz için bir sorun olmaz diye umsam da hükmünü merak ettim.
Normalde bir sıkıntı yok. Normal kesilirken vekalet verdiysen, çünkü 7 hisse, 3 hisse, 5 hisse, örneğin işte hem almaya hem kesmeye vekil tayin edecek o kimse. Kurbanını başkası alıyorsa ona diyecek ki seni almaya vekil tayin ettim. Kaç hisse? 7 hisse. 7 hissedarın 7'si de o kimseyi vekil tayin edecek. Veyahut da içlerinden birisine diyecek ki seni vekil tayin ettik. Aldırmaya, kestirmeye, ne yaptırmaya diye. O vekil tayin edilince onun da bir başkasına vekalet vermeye hakkı var mı? Evet. Mesela işte normalde hisseli olunca ben de hepsinden hisseleri toplarım. Bizim Sait'e derim, Sait seni almaya, kesmeye, kestirmeye her şeyi seni vekil tayin ettim derim. Olur mu olur, insan hastalık olur, bir şey olur. Sait'i hayvanı alır. Yani normalde genelde ben boğazlıyorum bu ara birkaç yıldan beri ama yani olur mu olur, rahatsız olur insan, kan tutar, bir şey olur. O zaman onu da almaya da kesmeye de kestirmeye de ne yapıyorum? Vekil tayin ediyorum. O normalde o zaman başında bulunmana gerek var mı? Yok. Ama hadis-i şerif mucibince başında duracaksın mı? Evet. Ama diyelim ki oldu ya, böyle bir aniden rahatsızlandın, hastalandın veyahut da işte oraya gidecek durumda değilsin, o noktada değilsin. Birini vekil tayin etmişsin. Bunda bir sıkıntı yok. Allah yesin inşallah. İnsanın kendi elinde midir takıntı yapmaması, yoksa fıtratında mı vardır? Normalde takıntı, bir şey takıntı yapmak iyi bir şey değil zaten. Takıntı yapmaması da insanın kendi elinde midir? Evet. Yani bunları normalde fıtrata döndürürsek, takıntı yapan da benim fıtratım bu diyecek o zaman. Bu takıntı yapmak veya yapmamak insanın kendisini yetiştirmesiyle, kendisiyle alakalı. Mesela titiz olup olmamak insanın kendisiyle alakalı. Bir şeyde disiplinli olup olmamak insanın kendisiyle alakalı. Bir şeyde dikkatli olup olmamak insanın kendisiyle alakalı. Yani bende dikkatsizlik var. E dikkat et. Titiz davran, uyanık ol. Bende odak problemi var. Odağını sırala, odak problemi var deyip de sen Bursa yerine Ankara'ya mı gidiyorsun? Bu son dönem insanlar bunların arkasına saklanmaya başladı. Cep telefonlarınızda fazla oynamayın. İnternette fazla dolaşmayın. Haramlarla fazla iştigal etmeyin. Ne odak probleminiz alır, kalır, ne takıntınız, ne dikkatiniz kalır. E saatlerce o telefona bak, saatlerce bak, saatlerce bak, saatlerce oradan bir şey okuyacağım, bir şey takip edeceğim diye uğraş. Ne kafa kalır, ne göz kalır. Otur 5.000 tweet çek diyorsun, kimse çekmiyor ama saatlerce internette, Twitter'da, orada burada dolaşıyor mu herkes? Dolaşıyor. Ya otur 10.000 tevhid çek, 10.000 tevhid çekmeye başladığında ilk 500'ünü devam, ikinci 500'de ya uykumuz geliyor. İnternette dolaşırken uykun gelmiyor ya. O yüzden bir kimsenin takıntı yapıp yapmaması kendisiyle alakalı. Takıntı yapmamak güzel bir şey. Takıntı yapmak sıkıntılı. E takıntıyı da ne yapacak? O kimse kendince, eğer takıntıları kendisine ve etrafına zarar veriyorsa, o zaman o kimse de o takıntılarından ne yapacak? Kurtulmanın yoluna bakacak inşallah. Bu konuda kendini eğitebilir mi? Evet. Bir kimse takıntısı varsa takıntısından kurtulabilir mi? Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Takıntısı yoksa o normalde takıntılı hale getireceğim dedi, kendisi uğraşmasın. Takıntının olmaması iyi. Bakın, eğer sünnet-i Resulullah'a uyarsanız her halinizde, her davranışınızda sünnet-i Resulullah'a uyun, ne takıntınız kalır, ne bir şeyiniz kalır. Ne disiplinsizliğiniz kalır, ne odak probleminiz kalır, ne dikkat probleminiz kalır. Her halinizde sünnet-i Resulullah'ı yaşayın, hiçbir şeyiniz kalmaz.
Hiçbir rahatsızlığınız kalmaz. Psişik, psikolojik olarak rahatsızlıklardan kurtulmanın yolu sünnet-i seniye uymak. Tuvalete girerken, çıkarken, banyoya girerken, çıkarken, evine girerken, çıkarken, eşine yaklaşırken, uzaklaşırken, çocuklarının olan irtibatında, evinle olan irtibatında, işinde, aşında, işinde, sokakta, her yerde sünnet-i Resulullah'a tabi olursanız hiçbir manevi rahatsızlığınız kalmaz. Hiçbir, bakın. Vesveseydi, takıntıdı, dikkat bozukluğuydu, odak bozukluğuydu, disiplinsizlikti. Hepsinden de kurtulursunuz. İşte öfkeydi, çabucak sinirlenme, çabucak parlama. İşte 10 gün sonra söyleyeceğin şeyi 10 gün önce söyleme. Çünkü bunların hepsi de şeytana ait şeyler. Şeytan ve kafir cinlilerle alakalı bunlar. Allah'ı zikreden hemen çabuk öfkelenmez. Çünkü şeytan onun üzerinde tecelli etmez. Allah'ı zikreden selametli olur, metanetli olur, dirayetli olur. Allah'ı zikreden odak problemi, dikkat problemi yaşamaz. Allah'ı zikreden takıntısı olmaz. Saatlerce adam dakikalarca elini yıkıyor. Hele Murtaza tanıyor, Murtaza tanıştırdıydı beni. Adamın birisi vardı, tokalaşıyor, hiç kimseye haber vermeden oradan ıslak mendili alıyor, elini siliyor. Her tokalaşmadan sonra. Sağ mı dava? Kulakları çınlasın. Gene aynı mı? Gene tokalaşınca ıslak mendil hemen. Cebinde hemen. Takıntı. Bildiğiniz takıntı. Tokalaşıyor adam ya. Tokalaşıyor. Tokalaşır tokalaşmaz hemen ıslak mendille. Seninle konuşurken ondan sonra sen farkına varmayasın diye yavaş hareket ediyor. Oradan sağdan soldan böyle kenardan bir tane ıslak mendili çıkarıyor. Ondan sonra ıslak mendille elini siliyor. Bunlar hep sünnet-i seniyeyi yaşamamaktan. Sünnet-i seniyeyi yaşayan bir insan psişik, psikolojik problem yaşamaz. Sünnet-i seniyeyi tam olarak yaşayan bir kimse, örneğin hani var ya şimdi, panik atak oldu adam. Sünnet-i seniyeyi tam yaşasın, panik atak olmaz o kimse. Kadın erkek hiç önemli değil. Vesvesenin fazlası panik atak zaten. O normalde kimisi der ki işte borçtan oldu, harçtan oldu, panik atak, sıkıntıdan oldu. Neden Allah'a teslim olmadın lan? Allah'a teslim olmuş olsaydı başına gelende bir hikmet var deyip ondan çıkmanın gayretini gösterecekti, gayret edecekti. Ben bu halden çıkayım. Neden oldu da, niçin oldu da, nasıl oldu da, öyle mi oldu da, böyle mi oldu? Lan bir gün düşünün, iki gün düşünün. Tamam, üçüncü gün oradan kurtulmanın yoluna bak. Ben neden hasta oldum da, nasıl hasta olurum da, benim gibi adam hasta olur mu ya? Lan sen Firavun musun? Hasta olacaksın tabii. Firavun hasta olmazdı. Ben nasıl iflas ettim de şu an? Nemrut musun? İflas da edersin. İşte şöyle mi oldu da, böyle mi oldu da, şu mu oldu da, bu mu oldu? Bırak kardeşim ya. Olanda hayır vardı. Hangi noktaya girdiysen çıkılması gereken yerden oradan çık. Mücadele et, gayret et. Savaş. İflas ettiysen çalış, koş, koştur. Allah sana tekrar verir. Bir başarısızlık yaşadıysan çalış, koştur, mücadele et. Allah sana başarıyı verir.
Allah'a güven, ona dayan, ona yaslan. Başına ilk problem gelen sen değilsin. Başına ilk sıkıntı gelen de sen değilsin. Peygamberlerinin başına vermiş, sana ne vermeyecek? Hangi peygamber var ki başına sıkıntı gelmemiş olsun? Hangi peygamber var ki zamanının en ağır imtihanıyla imtihan edilmesin? Hiçbir peygamberini imtihansız mı bırakmış? Hepsinin de başına türlü türlü çorap örmüş. E senin de başını örecek. E eşlerinizden, çocuklarınızdan, anne babalarınızdan, arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden, mallarınızdan, canlarınızdan imtihan ederiz. Ayet-i Kerime. E sen de olacaksın. Varlıkla, yoklukla, çoklukla, eksiklikle, soğukla, sıcakla imtihan oluruz. E tabiat dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bu varlık alemi devamlı değişim ve dönüşüm halinde. O değişim ve dönüşümden biz de payımızı alacağız. Biz de nasipleneceğiz. Biz de imtihan olacağız. Dün gençtik, bugün yaşlıyız. Dün 20 yaşındaydık. Cevval delikanlıydık. E şimdi 60 neredeyse. Aynı mı değil? Bakmayın öyle siz benim keklik gibi sekip ortalıkta dolandığımı. Yaş oldu 60. 59 az değil. Siz bakıyorsunuz çita gibi çevik. Lan nereden çita dedim şimdi ya? Sohbeti dinliyorlarsa şimdi bizim çete, çıtadan bir sürü mana çıkaracaklar şimdi. Mesela Bayındır çete yani, İzmit değil. O çita gibi çevik, keklik gibi sektimi görüp öyle vay ya hala da genç. Öyle değil. Bu normalde dünyanın getirdiği, tabiatın getirdiği bir şey. Gençken orta yaşlı olacaksın, ondan sonra yaşlanacaksın. Yani bu da bir imtihan. Ölüm gelecek. E babayı kaybediyorsun, anneyi kaybediyorsun, kaybediyorsun. Bak bugün de kardeşimiz annesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin inşallah. Amin. Bak ne güzel, onu görünce burada dedim ki maşallah. Annesini gömdü, akşamına zikrullah'a geldi. Fayda burada çünkü. Fayda burada. Allah faydalandırsın inşallah. Amin. O yüzden imtihan devam edecek bunlar. Ama bunları normalde selametle karşılamak. Bunları böyle kendi kendine problem etmeden usulüne uygun bir şekilde o imtihanın içerisinden alnının akıyla çıkmak. Yoluna devam etmek. Allah bizi bununla, onlardan eylesin inşallah. Amin. Ben rüya okumuyorum ama burayı okuyayım. İki akşam önce bir rüya gördüm. Beni üzen birisi vardı gerçekte. Siz ona rüyamda bağırıyordunuz, uyarıda bulunuyordunuz. Allah selametlik versin inşallah. Amin. Boşanmak üzere olan isimleri belirtmişler. Çiftine özel dua eder misiniz? Allah en hayırlısını versin. Amin. Boşanmak her ne kadar Allah'ın sevmediği bir helal ama bazen o Allah'ın sevmediği helal olan şey rahmet olur insanlara. Bilinmez. O yüzden evet evliliği yürütmek, devam ettirmek önemlidir. Ama bazen de öyle bir hal olur. Taraflar artık birbirlerini çekemez hale gelir. O zaman boşanmak da selametli yol olur. Sünnet-i seniyeye uymadığından dolayı insanlar agresif, vahşi. Birden adamın kafası dönüyor, kalkıyor, kadını bıçaklıyor. Birden kadının kafası dönüyor, kalkıyor, adamı bıçaklıyor.
Birden adamın kafası dönüyor. Kadın balkonda çamaşır asacağım derken, uğraşırken iktiriveriyor aşağı. Aynı şey, adam normalde bir yeri tamir edeceğim, balkonda şunu yapacağım diye uğraşırken kadın geliyor iktiriveriyor aşağı. Ben o yüzden arkadaşlara derim, bir erkek boşanmak istiyorsa kadınlar haklarını alsınlar, boşansınlar. Bir kadın da boşanmak istiyorsa erkekler de onların haklarını versinler, usulüne uygun bir şekilde boşasınlar. Yarın öbür gün katil olacağına, ömür boyu cezaevinde çürüyeceğine, ömür boyu o imtihanı yaşayacağına bazen boşanmak bu noktada rahmet olur. Bir ömür boyu orada mutsuz bir kadın, mutsuz bir erkek olacağını ve mutsuz bir kadından, mutsuz bir erkekten mutsuz çocuklar büyüyeceğine, herkes yolunu ayırsın, yoluna gitsin. Öyle insanları boşanmadan geri çevirmek güzel bir şey. Ama bir de nereye geri çevirdiğini görmek lazım. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bizim geri çevirmeye çalıştığımız bir kimse, bilemiyoruz ki nedir hayır, nedir şer. Sizin hayır bildiğinizde şer bildiğinizde hayır vardır. Biz evet hayrı talep ederiz. Boşanmasını istemeyiz hiç kimsenin ama gidilecek yol yoksa o zaman da boşanmak evla olur. Bir ömür boyu çile çekilmez çünkü. Bir insanın evinde sıkıntı bitmezse, problem bitmezse evi cehennem bahçesi gibi olur onun. Allah muhafaza eylesin. Amin. Her gün kavga, her gün problem, her gün surat asma, her gün trip, her gün sıkıntı, bunlar kolay şeyler değildir. İnsan yediğinden, içtiğinden, gezdiğinden, nefes aldığından dahi kendi kendine tat almaz. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden eşlerinizle, arkadaşlara söylüyorum bunu. Eşlerinizle iyi geçinmenin yolunu bulun. Kadın erkeklere söylüyorum. Eşlerinize zulmetmeyin. Kur'an sünnet dairesinde davranın. Kadınlar, kocalarınıza zulmetmeyin. Sizler de Kur'an ve sünnet dairesinde kalın. Herkes Kur'an ve sünnet dairesinde kalırsa, herkes haddini, hududunu, hukukunu bilir. Herkes haddini, hududunu, hukukunu bilirse bir sıkıntı çıkmaz evliliklerde. Sünnet bu, eyvallah. Bu haram, işlemeyelim, eyvallah. Ya hanım senin bağırman çağırman caiz değil, bağırıp çağırma, eyvallah. Ya adam senin bağırman çağırman caiz değil, bağırıp çağırma, eyvallah. Nereden çıktı bu sesleri bu kadar yükseltmek? Sesimizi kısalım biraz, eyvallah. Ya otur benim ticaretime karışma sen. Benim ticaretim bana ait, eyvallah. Ben nasıl ticaret yapacağım, nasıl mal alacağım, nasıl mal satacağım? Benim işim bu. Eyvallah. Erkekler annelerine, babalarına bakacaklar, gözetecekler, hizmet edecekler. Sen annene çok gidiyorsun. Gidecek, annesine bakacak, annesine hürmet edecek, hizmet edecek. Bayramın birinci günü kavga. Neden? İşte şey demiş ki, erkek demiş ki önce anneme gidelim. Doğru. Doğru. Önce normalde erkeğin ailesine gidecek, adam annesine babasını elini öpecek, bayramlaşacak. Tamam demiş ki akşamüstü de demiş senin annene gidelim. Ne var bunda? Bunda kavga edecek bir şey yok. Kadın dikmiş kendini. İllaki önce benim anneme gideceğiz. Ya ne alakası var? Nereden çıktı bu adet, gelenek, görenek? Hadi başka bir şehirde olur da eyvallah dersin. İnsanlar Kur'an sünnete de uymuyor. Adab-ı erkana da uymuyor. Dervişlik adabına, erkanına da uymuyor insanlar.
O yüzden sünnet-i seniyi bir insanlar kendilerine yaşam felsefesi haline getirecek. Basit. Alın evinize bir Riyâ-ül Sâlihîn. Nerede nasıl davranacağınızı okuyun oradan. Çok basit. Adam da kalkıp da evin içerisine fazla karışmasın. Her şeye karışıyor adam da. Hem bırak sana ne? Önce o hangi odayı süpüreceğini kadın biliyor. Yok önce o salondan başlayacaksın demiş. Haydi oradan kavga çıkmış. Telefon açıyorlar. Evin temizlenmesine adam karışır mı karışmaz mı? O an dedim bu millet nelerle uğraşıyor ya. Dedim bunun için oturdunuz bir de kavga mı ettiniz dedim. Adama dedim sana ne ya? Evin hangi odası temizlenecekmiş sana ne? Sana ne ya? Nelerle uğraşıyor insanlar? Nefis. Nefis nefis. Bu sünnet-i seniye uymamak. Bütün her şeyimiz etkiliyor bizim. Maddi manevi her şeyimizi, evimizi, ticaretimizi, eşlerimizle, çocuklarımızla, akrabalarımızla, anne babalarımızla, arkadaşlarımızla, bütün ilişkilerimizi etkiliyor bizim. İnsanlar sünnet-i seniyeyi terk ediyorlar. Bir de şimdi haklı gerekçeler var. Birileri kalkıyor bir yerlerden, biz zurtobozluk çıkarıyor. Hadislerin hangisi sahih? Sahih değil. Bir gavurluk yapıyor birisi orada. Biz Kur'an'a uyarız, hadislere uymayız. Bir gavurluk çıkarıyor bir yerden birileri. Ondan sonra uymuyor insanlar hadislere. Uymayınca vahşet çıkıyor ortaya. Sonra diyorlar ya vahşet çıktı. Be edepsiz. Vahşeti durduracak olan ayet hadis. Vahşeti durduracak olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetleri. Siz hadislerle alay eder, hadisleri inkar ederseniz aha böyle bir vahşet çıkacak ortaya. İslam dünyası sonra diyorlar ki İslam dünyası vahşi. Siz bu hale getirdiniz. Ehli sufi vahşi değildi. Hala daha değil de bir tek sufiler kaldı vahşi olmayan. İşlerinden 3-5 tane muhakkak istisna çıkıyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bir sepetin içerisindeki elmaların hepsi de düzgün olacak diye bir kaide yok. İçinden 3-5 tane çürük çıkar mı? Çıkar. O bir sepet elmanın kötülüğü değildir. O 3-5 çürük elmanın da dersini alırsın, sepetten dışarı atarsın, biter mesele. Bediüzzaman Hazretleri öyle çünkü tarif ediyor bunu. Tasavvuf, tarikat, hakikat namları altında öyle nurani, öyle şirin bir yol vardır diye. 29. mektup, 8. kısım, 9. telvi. Bazı mektubatlardan bu kısmı almışlar, çıkarmışlar. İşlerine gelmiyor risalecilerinde. Neden? Orada çünkü başında diyor ki bir kimse alim zat olsa, tarikattan hissesi yoksa, kalbi de harekete geçmemiş ise bugünkü zındıkanın karşısında imanını koruması müşkilleşmiştir. Ama adi, samimi bir ehli tarikat. Adi ama samimi. Adi dedi işte benim gibi kah dersi çekecek, kah çekmeyecek, kah edebe adaba riayet edecek, kah etmeyecek. Adi, samimi bir ehli tarikat. Silsile-i meşahiye duyduğu muhabbet ve güven. Ondan diyor, o muhabbetinden dolayı asla ümidini kesmez. Ümidini kesmezse asla zındıkaya düşmez diyor. Muhteşem bir tespittir. Muhteşem bir tespit. O yüzden her risalecinin muhakkak ki bir mürşide ihtiyacı vardır. Risaleye tabilerse bir üstada bir mürşide tabi olacaklar.
29. mektup. 9. kısım 8. telvi. Onun devamında der ki vartalarla alakalı. Onun devamında der ki bir sepet elmadan birkaç tane çürük elma çıkınca nasıl ki bir sepet elmayı atmazsak diyor, kötülemezsek, bir kısım ehli sufinin de diyor böyle hataları, kusurları olabilir. Bu bütününü bağlamaz. Biz bütününü kötüleyemeyiz diyor. O yüzden bizim de içimizden çürük elmalar çıkar. Bizim de içimizden adab-ı erkana riayet etmeyen, şeyhinin sözünü dinlemeyen, yolun adabına, erkanına riayet etmeyip yola hainlik eden kimseler olabilir mi? El cevap olabilir. Bunlar bizim topluluğumuzun kötü olduğunu göstermez. Bizim topluluğumuzun vahşi olduğunu göstermez. Bizim topluluğumuzun bu noktada adi ve bayağı olduğunu göstermez. Nasıl her toplulukta bu tip insanlar olabilir mi? El cevap olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabında da oldu mu? El cevap oldu. Zina eden de oldu, hırsızlık eden de oldu. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sözünü dinlemeyen de oldu. Cihat emri verildi. Mesela iki tanesi nefsine uydu. Gitmedi. Cihat emrine uymadılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onlarla selamı sabahı kesilmesini emretti. Onlarla selam sabah kesildi. Onlar kime selam verdiyse hiç kimse onların selamını almadı. Bu da bir terbiye metodudur. Bakın bu da bir terbiye metodudur. Ondan sonra onlar da ne yaptılar? Meşhur ya, tövbe direği. Kendilerini bağladılar direğe güneşin anında. Tövbe etmeye başladılar. Sonra haklarında ayet-i kerime geldi. O tövbe edip nefsini temizleyenler var ya, Allah onlardan razı oldu diye. Herkes hata yapabilir. Herkes kusur işleyebilir. Herkes yanlışlık yapabilir. Her toplumda, her toplulukta o topluluğun adab, edep, erkan ve şartlarına uymayan kimseler çıkabilir. O topluluğun da kendi içerisinde Kur'an ve sünnet dairesinde bir disiplini, kendince bir sistemi var mıdır? Evet. O kimseler de tövbe ederler, Allah'a yalvarırlar, yakarırlar. Haklarına manevi bir işaret olursa onlar da yollarına devam ederler. O yüzden bir sepet elmanın içerisinden çürük elmalar da çıkabilir mi? Evet. İşte orada der. Çürük elmalar çıkarsa bir sepet elma kötü değil diye. Allah bizi tövbe edip nefsini arındıranlardan eylesin. Amin. Hatalarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Amin. Cenab-ı Hak yanlışlıklarımızı, eksikliklerimizi örtsün inşallah. Amin. Af olunmuş bir şekilde huzuruna aldığı kullarından eylesin. Amin. Fâlemennâhu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe El Fatiha ma salavat. Amin. Ecmen. Nestor.